Yaklaşık 40 bin kişinin oyunu almış insanlarız, seçilmiş insanlarız. Recep Gökhan diyor ki, size oy verme demokrasiye olan inancımdandır. Sayın Gökhan demokrasiye bence şahsım olarak inanmadığını düşünüyorum. Çünkü inansaydı 40 bin kişinin oy aldığı bir siyasi partinin bir fikirleri dinlerdi en azından. Biz yani iyi bir şey istiyoruz. Mimar sayısı artsın, hizmet kalitemiz artsın, bu kente faydamız olsun. Ama bizi hiç dinlemedi. AK Parti Belediye Meclis üyeleri, Edirne Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olan toplantısında oturumu yöneten Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kendilerine söz hakkı vermemesine tepki gösterdi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Partili meclis üyelerine daha önce de söz verilmediğini belirterek tepki gösterdi. Senelerden beri Recep Gürkan ve arkadaşlarının yüz evlenmesinden kaynaklanan, ben yaptım olduğum mantığımla hareket eden bir yapıya sadece fikrini, parti stratejisini anlatmaya bile tahammülü olmayan bir Edirne Belediyesi'nde ve Edirne Belediyesi'ni yöneten bir grupla karşı karşıyayız. Bu yeni olan bir şey değildi. Daha önce kadın kolu başkanımıza da aynısı yapılmıştı. Şu anda da grup başkanımıza da aynısı. Yani Edirne'yi eğer hep beraber yöneteceksek, Edirne'ye doğru hizmetler yapacaksak, herkes fikrini ne açılacak herhangi bir konuda ya da mevcut gündeminde dahi fikrini söylemekte ne zarar var ki? AK Parti Belediye Meclis Üyesi İsmail Taşdemir, Başkan Gürkan'ın kendilerine söz hakkı vermeyerek halkın iradesini hiçe saydığını öne sürdü. Belediye Meclisi devam ederken 10. maddede madde okundu. Madde okunduktan sonra Sayın Ayhan Dinç'le beraber el kaldırıp Sayın Belediye Başkanımız Recep Gürkan'dan söz istedik. Kendisi bize söz vermeyerek oylamaya geçti. Biz kendisinden tekrar ısrarla söz istedik. Oylamayı bitirdi. Oylamayı bitirdikten sonra Sayın Gürkan bize hitaben kürsüden, ben bugüne kadar kürsüde hiç siyaset yapmadım. Benim her maddeden sonra her maddeden sonra söz isteyen var mı diye sormam ve söz vermem demokrasiye olan inancımdandır dedi. Peki biz neden söz istemiştik arkadaşlar ve madde neydi? 10. maddemiz şu. Teknik hizmetler sınıfından boşta bulunan bir adet mimar kadrosunun değiştirilmesi. Biz fikir olarak bir adet mimar kadrosunun değiştirilmesine karşıydık. Neden karşıydık? Bugün Edirne'de çıkın siz de göreceksiniz. Gerek mimarlar, ben de aynı zamanda mimar olmama sebebiyle gerek mimar, gerek müteahhit, gerek vatandaşımızın imarla alakalı sıkıntıları var. İmarda da imza yetkisi olan mimar sayısında yetersizlik var. Biz bu kadronun değiştirilmesini istemedik. Bu kadronun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne tahsis edilip kadronun atamasını yapılmasını istedik ki oradaki mimar sayısı artsın ve böylelikle Edirne Belediyesi'ne ve İmar Şehircilik Müdürlüğü'ne gelen şikayetlerin, haklı şikayetlerin azalmasını istedik. Ama Sayın Başkan bize söz vermedi. Sayın Başkan ayrıca bize söz vermeyerek halkın iradesini hiçe saymıştır. Bizler şahsi olarak oy istemiyoruz. Edirne halkının oy verdi. Yaklaşık 40 bin kişinin oyunu almış insanlarız, seçilmiş insanlarız. Recep Gürkan diyor ki, size oy verme demokrasiye olan inancımdandır. Sayın Gürkan demokrasiye bence şahsım olarak inanmadığını düşünüyorum. Çünkü inansaydı 40 bin kişinin oy aldığı bir siyasi partinin bir fikirleri dinlerdi en azından. Biz yani iyi bir şey istiyoruz. Mimar sayısı artsın, hizmet kalitemiz artsın, bu kente faydamız olsun. Ama bizi hiç dinlemedi.